Melih Ateşcan kendini direkt böyle küçüklüğünden beri sanayinin içerisinde bulmuş bir kişi aslında. Oğlum demişti, burada başlarken en alttan başlayacaksın ve benim oğlum değilsin demişti. Küçüksünüz, anlamıyorsunuz ve hani 6-7 yaşlarındasınız. Sonrasında ama ben bu işi yapacağım belliydi zaten. Ben bu kokuyu aradım. Öyle olunca da kendimi direkt buraya kanalize ettim. Benim aslında kırılma noktam dediğim nokta şudur. Ne kadar paranız olursa olsun dışarıda kapı önünde beklediğiniz zaman herkes eşit. Benim buraya geliş hikayem de çok enteresandır. Ben biraz orada hani gün sonu gelsin de artık bitsin modunda olan bir çalışmam vardı. Ben dedim hayatıma böyle devam edemem. O da aynı şekilde sen benim diyor küçüklüğüm gibisin diyor. Sabah arıyorum diyor, iş konuşuyoruz diyor. Akşam arıyorum diyor, iş konuşuyoruz diyor. İlk paramla kendime bir tane saat almıştım ve bir maaşım kadardı o zaman diye hatırlıyorum. İnsanlara böyle birazcık hayalini elle tutma imkanı sağlamış oluyoruz bir yandan da. Melih Ateşcan kendini direkt böyle küçüklüğünden beri sanayinin içerisinde bulmuş bir kişi aslında. Eğitim hayatında hep böyle sanayinin parçalarına göre birleştirmiş biri. Melih Ateşcan 39 yaşında, evli, bir çocuk babası. Çalışmakla mutlu olan, aynı zamanda kendine de vakit ayırmayı seven, özellikle son senelerde biriyim. Doğma büyüme İstanbulluyum. Kadıköy doğumluyum. Eğitim hayatım da yine İstanbul tarafında geçti. Son 2-2,5 yıldır hayatım da Çanakkale'de devam ediyor. Çocukluğum, okul yıllarım hep genelde Kadıköy'de işte anneanneme gider gelirdik. Orada işte Kadıköy'ün tabii şu anki halinden ziyade eski hali çok daha güzeldi, daha neşeliydi. Esnafla iç içe olarak büyüdüm. Tabii hani biraz da oradan böyle ticaret hayatına girip çıkma var açıkçası. O çünkü esnaf ağzı denilen bir ağız vardır. Orada çok etkiliydi. Çarşıdaki, eski çarşıdakilerin halleri, tavırları mesela. Biz işte bir yere gittiğimiz zaman hani işte bak böyle böyle hani oğlum burada haberin olsun. Ya, mutlaka tanırlardı, bilirlerdi. Mahalle içi denilen bir kavramda büyüdüm aslında. O birazcık daha güzel bir anıydı benim için çocukluğum tarafında. Ben 5-6 yaşlarından itibaren fabrikaya gelmeye başladım. Ve o zaman işte tabii hafta arası biz ders çalışırdık. Bizde temel önemli olan oydu. İşte ben biraz da erken başlamıştım okula. İşte 6 yaşında hafta arası okula gidiyorsunuz. Hafta sonu cumartesi de babamla işe geliyordum. Ama ben biraz hani işte böyle tutup çekerek götürülerek tip değildim. Babamla işte sabah erken kalkıp direkt böyle giden bir tiptim. Onun da sebebi ben gelirdim, çalışırdım ve o gün ödülü olarak bir tost ve bir gazoz alırdım. O da bir faydalıydı. Tabii ben hani hayatım boyunca böyle yemek yemekten keyif alan bir insan olduğum için farklı tatlar tatayım, yiyeyim, o şeyi severdim. O tost ve gazozun da benim hayatımda çok farklı bir anlamı vardır. Yani herkese o gelen lezzetten daha farklı bir lezzetti. Çünkü onu ben kazanmıştım aslında. Benim ilk kazandığım da o tost ve gazoz. Onun da insanın çok farklı bir anısı kalmış oluyor açıkçası. Sanayiye de girişim biraz benim öyle oldu. Orada o sanayinin kokusunu biraz böyle artık içimize çektik ve o koku yerleşti bize, öyle kaldı. İlk paramla kendime bir tane saat almıştım ve bir maaşım kadardı o zaman diye hatırlıyorum. İlk ben yine paramı burada kazandım. Nüve Plastik'te kazandım ilk paramı. Artık belli bir şeyden sonra hani o tost gazoz evresini geçtik tabii ki. Profesyonel anlamda herkes burada ne yapıyorsa ben de o şekilde çalışmaya devam ettim. Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi'nde okudum. Ve özel bir bölümde, otomatik kumanda bölümüydü. Şimdiki mekatronik mühendisliğine denk geliyor. O dönemde Alman destekli bizim bölümümüz ve okullar aralarında protokol vardı Alman bir eğitim kurumunun. Şu anki mesela gündemde sanayide kullanılan bazı elektronik sistemleri bizde orada eğitim modülü olarak kullandırıyorlardı. O da tabii ki eğitim olarak efektif oldu. İşte meslek liselerine
puan kesintisi vesaire gibi dönemler vardı. Az puan verildi. Ben o döneme denk geldim. Orada da açıkçası birazcık sıkıntılar da oldu. Tabii demoralize oluyorsunuz. O dönemde ister istemez hani puan düşüklüğü yaşanıyor. İstediğim bölümden ziyade ama bilgisayara ilgim vardı tabii her zaman yani. Biraz da elektroniğe yatkın olduğu için. O zaman da bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü okudum. Ondan sonra sonrasında ama ben bu işi yapacağım belliydi zaten. Benim içimdeki hani o sanayi kokusu. Çünkü staja gidiyorsunuz. Staja da işte bir plazada masada otururken böyle kendinizi farklı hissediyorsunuz. Ben biraz orada hani gün sonu gelsin de artık bitsin modunda olan bir çalışmam vardı. Ben dedim hayatıma böyle devam edemem. Yani o beni almadı içine. Ben bu kokuyu aradım. Öyle olunca da kendimi direkt buraya kanalize ettim. Bir yerde iyi oldu aslında. Yani kendimizi geliştirmemiz konusunda efektif oldu. Nüve Plastik, PVC plastik profiller üretiyor ve enjeksiyon parçaları üretiyor. Nüve Plastik'in esas üretim alanları arasında, üretim sektörleri arasında çeşitli sektörler var. Yani tek bir sektöre hizmet vermiyoruz biz açıkçası. İnşaat sektörü, mobilya sektörü, market, soğutma, endüstriyel soğutmalar da var tabii bunun içerisinde. Buzdolabı tipi, market tipi soğutmalar da var. Onun haricinde reklam sektörüne çeşitli profiller veriyoruz. Bundan başka da biz kendi kalıplarımızı ve ham maddemizi yaptığımız için herhangi bir müşterimizin benim böyle böyle bir profile ihtiyacım var diyor. Bize bir kesit söylüyor ya da aklındaki bir şeyi söylüyor. Biz onun dizaynını yapıyoruz, çizimlerini yapıyoruz, kalıplamasını yapıyoruz. Sonrasında da makinalarımızın üretimini yapıyoruz. Aslında hani insanlara böyle birazcık hayalini elle tutma imkanı sağlamış oluyoruz bir yandan da. Nüve çekirdek, öz mülasa anlamına geliyor. O yani özü, işin özü aslında. Nüve. Nüve Plastik aslında İstanbul'da bütün plastikçilerin mutlaka geçmişinde değdiği Bayrampaşa bölgesindeydi. Bayrampaşa'da bir iş anındaydık. Hatta yakın döneme kadar, yani çok uzak bir döneme kadar değil, 3 sene öncesine kadar biz İstanbul'daydık. Ama artık İstanbul'da bir üretim yapmak çok zor. Çünkü gerek lojistik anlamında, gerek rahat çalışma anlamında, işe geliş gidişler anlamında ciddi konfor sıkıntıları yaşıyorduk. Planlama sıkıntıları yaşıyorduk. Ama burada bir de oradaki yerimiz de dar. Benim buraya geliş hikayem de çok enteresandır. En son baktık, yaptık. Ondan sonra artık dedik hani buraya bir bakalım. Burayı araştırdık. Burada işte ilk önce bir satılık bir yer vardı. Biz ona bakmaya geldik aslında. Ondan sonrasında kendi yapımıza uymayacağını düşündük. Dedik çıkmadan önce bir yönetimle konuşalım. Ondan sonra yönetim de bizi ağırladılar sağ olsunlar içinemler. Dediler ki böyle böyle işinizi bize anlatın. Hani yerimiz var uygun. Eğer dediler hani bu organizenin yapısına uygun olursa, yapılabilecek bir şeyse, iş akışımıza uygun olursa tamam. Ondan sonra biz hemen bir hafta içerisinde bütün başvurularımızı yaptık, işlemlerimizi yaptık. Bir hafta sonrasında uygun olduğumuz bilgisi geldi ve sağ olsun başkanımız da destek oldu. Hemen yönetimi topladı. Hani uygunluğu tekrar değerlendirdiler, karar aldılar. İşlemleri yaptık. Yani biz ortalama bir sene içerisinde fabrika binamızı da bitirip buraya yerleştik. Alma kararımızdan itibaren. Çok hızlı bir şekilde gittik. Bunda tabii hani bu prosedürlerin hepsini hızlı bir şekilde değerlendirip hani önümüze koyan, yol gösterici olan yönetimin de çok büyük etkisi var. Biraz da hani Çanakkale OSB bu açıdan da bizim sıcak geldi. Şöyle söyleyeyim, bu tabii İstanbul'dayken artık çok şey değildi ama burada daha rahatım artık. Hani 7'de kalkıyorum, 6.30-7 civarında. İşte giyiniyorum, kahvaltımı yapıyorum, işte birazcık sohbet ediyoruz. Ondan sonra kızımı okula bırakıyorum. Buraya geliyorum. Tabii evden çıkmam, kızımı okula bırakmam, buraya gelmem 5 dakikam oluyor. Yani artık trafik derdim yok kesinlikle. Bir kere o insanı yıpratmıyor. Yani buraya geldiğiniz zaman kafa olarak rahat geliyorsunuz. Geldiğim zaman ilk önce bir üretimi dolaşıyorum. Arkadaşlarla konuşuyorum. Ne yaptık? Nasıllar? Var mı bir problem? Yok mu? Bizde tabii 7-24 üretim olduğu için gece üretimimiz de devam ediyor. Tabii bunların da hani etkisi var. Sanayide mutlaka bir problem olur. Her gün farklı bir şey oluyor. Bu aksiyon da insanı diri tutuyor aslında baktığınızda. Hani işte en büyük hobilerimizden bir tanesi sanayici olarak çalışmak olduğu için. Hatta Mısırlı bir dostumuzla da onu konuştuk. O da yaş olarak benden çokça büyük. O da aynı şekilde sen benim diyor küçüklüğüm gibisin diyor. Sabah arıyorum diyor, iş konuşuyoruz diyor. Akşam arıyorum diyor, iş konuşuyoruz diyor. Dedim yani biraz öyle olması lazım. İnsanın biraz kendini ayarlaması lazım. Çanakkale'ye aslında geldikten sonra biraz hani bu da bizde eğilim olmuş oldu. Çünkü sabah geliyoruz, işimizi yapıyoruz ve çok böyle yoğunlaşmanıza gerek kalmıyor.
artık. Belirli düzeyde halledebiliyorsunuz. Her şey standarta bindi. Akşam gittiğinizde de kafanızı artık dinleyebiliyorsunuz. Çünkü herhangi bir şey olup işe dönmeniz gerekse 5 dakika uzaklıktasınız. Onun rahatlığı insanı rahat tutuyor. Açıkçası şu an sektörde kendimizi iyi bir çözüm ortağı olarak adlandırıyoruz biz. Bu çözüm ortaklığını kesintisiz bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki hani dünya konjonktüründe bir sürdürülebilirlik planı var biliyorsunuz. Biz de buna olabildiğince ayak uydurmaya çalışıyoruz. Nüve plastik olarak olabildiğince yazılı ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. İşte olabildiğince e-ortama geçmeye çalışıyoruz. Online ortamlarda çalışıyoruz. Onun haricinde şu anda yeşil enerji kapsamında bir çalışmamız var. Tamamen üretimlerimizin hani karbon emisyonunu sıfıra çekmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Benim aslında kırılma noktam dediğim nokta şudur. Bazı mesela çokça konuşulan şeydir işte ya şu kadar param olsun, bu kadar param olsun, bu kadar maddiyatım olsun. Benim kırılma noktam açıkçası birazcık anneannemin vefatıdır, tatsız bir konudur. Orada şunu anladım, ne kadar paranız olursa olsun dışarıda kapı önünde beklediğiniz zaman herkes eşit. Hiç kimse birbirinden bağımsız değil ve orada işte kendi harcayabileceğiniz kadar, kendi konfor alanınız kadar para kazandığınızda siz mutlu bir insansınız. Daha fazlasını kazanmaya eğer ki çabalıyorsanız o zaman olay daha farklı bir yere gidiyor. Yani o zaman işte çeşitli farklı düşünceler insanı cezbetmeye başlıyor ve bunlar sizin hayat dengenizi bozuyor. Yani o dengeyi bozmamaya çalışmak lazım ve o mutluluk noktasını kaçırmamak lazım. Çünkü mutluluk noktası bir dalganın en üst noktası. O noktada kalmayı başarırsanız evet iyi ama hırslarınıza kapılırsanız o dalganın dibini de boylayabilirsiniz. O zaman yani küçükken dediği şeyi anlam verememiştim. Aynen şunu söylemişti. Oğlum demişti burada başlarken en alttan başlayacaksın ve benim oğlum değilsin demişti. Ondan sonra küçüksünüz, anlamıyorsunuz ve hani 6-7 yaşlarındasınız. Şimdi bunu tabii babanız en sert haliyle söyleyince size bir duralıyorsunuz ne oluyor diye. Tabii ondan sonrasında hani onu anlatıyor. Tabii bunu bir hafta sonrasında hafif ben böyle çekimser olduğum zaman ben senin neye takıldığını biliyorum dedi ve gel konuşalım dedi. Ondan sonra yine iş yerindeyken konuşmuştuk bunu da. Ne demek istediğini hani tabii ki o zaman %20'sini anlıyorsunuz ama işte o her 5 senede bir %10 daha katıyorsunuz ve şu an onun demek istediğini tam olarak anlamış durumdayım artık. Plastik Sanayicileri Derneği aynı zamanda da federasyona da dernek olarak üyeyiz. Orada da yönetim kurulu üyeliğimiz var. Ve aynı zamanda o dernekte de bir sosyal sorumluluk projesinin başkanlığını yürütüyorum. Yuvaya dönüşen plastikler adı altında. Bu da güzel bir proje. Neden? Şöyle bir şey var. İnsanların plastik deyince kafasında çok farklı bir algı oluşuyor. Bu plastik algısını kırmadan ilerleyemiyorsunuz. Benim her zaman söylediğim şu var mesela. Plastikler hiçbir zaman kendileri yürümez. Kendi akılları yoktur. Bir yerlere gidemezler. Alışveriş edemezler. Denize giremezler. Yüzemezler. Güneşlenmek istemezler. Yani biz gittiğimiz zaman eğer ki pet şişemizi şezlongun yanında bırakmıyorsak ya da işte ayağımızla şöyle sahilde yürürken pet şişeye vurmuyorsak o pet şişenin oralara gitme ihtimali yok. Biz diyoruz ki bu geri dönüşüm ürünlerini toplayın. Toplama noktalarına bırakın. Bunlarla ilgili zaten bir sanayi var Türkiye'de. Bu sanayi her geçen gün de gelişiyor. İyi noktada gelişiyor. Yani bu şey gibi adlandırılmamalı açıkçası. Türkiye'de işte hurdacılık var, şöyle var, böyle var. Plastik geri dönüşümü bir hurda değil, hurdacılık değildir. Plastik geri dönüşümü ihtiyaçtan fazla materyali aslında geri dönüşüp yeniden kullanma noktasıdır. Bugün mesela baktığımız zaman bu birçok noktada kullanılabilir. Yani bir kere plastiği hayatımızdan çıkarmanız mümkün değil. Bugün bir çocuk doktorun plastik eldivenine doğuyor ve insan öldüğü zaman vefat ettiğinde naylondan olan yine bir plastik ürünü olan bir kefene sarılıyor. Yani bu aslında çok ironidir. Yani bugün baktığımız zaman işte herkes elinde işte bir kahve hani box'ıyla dolaşıyor ama baktığınız zaman bunun iç kaplaması da aslında plastiktir bakıldığında. Hani plastiği hayatımızdan çıkarmamak gerekiyor. Çünkü düşünebiliyor musunuz her şey demir ya da her şey cam. Ciddi anlamda ağır ve yürütebilmenizin imkanı yok. Plastiğin avantajlarını kullanmak lazım. Sadece önemli olan plastiği güzel toplayabilmek, geri dönüştürebilmek ve bunun yeniden kullanılabilirliğini engellememek lazım. Take for fair to see.
retribution. Oh yeah, we want retribution.